Saatler programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoppala. Zaten biz neşeliyiz. Saatin neşelisi mi olur ya? Neşesiz saat, neşeli saat var demek. Aleyküm selam. Canım bunu biliyorum ama 30 kere anlatmanın anlamı yok. Evet, dinliyorum. Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda dün şehit olan uzman çavuş Ufuk Bingöl için memleketi Giresun'da cenaze törenine binlerce vatandaşımız katıldı. Şehitimizin eşinin ve çocuğunun fotoğrafları ile cenazesinin fotoğraflarını gösterebiliriz. Bingöl'de. Evet. İşte bu onlara ders olsun PKK'ya. Şehidimiz. Eşi ve çocuğu. Çocuğu da çok şeker. Eşine maşallah diyoruz. Metaneti çok güzel. O mini kabadayı da yakında devreye girer. Allah şehidimizin şehadetini kabul etsin, makbul etsin. Allah bizlere de nasip etsin. Ne büyük şeref, ne büyük güzellik. Dünya geçici. Dünya zor bir yer. İmtihan yeridir. Şehitlik alemi cennet alemidir. Son derece rahat. Ayrı bir boyut. Boyutlardan bir boyut. Evet, dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. 1845'ten beri yayınlanan, Malezya'nın en köklü İngilizce gazetelerinin başında gelen New Straits Times gazetesinde ve internet sitesinde teröre karşı yanlış mücadele başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bazı kesimlerin radikalizmle mücadele adı altında şiddet ortamı körükleyerek Müslüman alemini birbirine kırdırıp yok etme amacının başarısız bir plan olacağını anlatıyorsunuz. Kanada, Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan El Bilad gazetesinde mültecilere karşı umursuzluk başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda dünyanın birçok ülkesinde mültecilere yardım etme konusunda umursuzluğun had safhada olduğunu anlatıyorsunuz. Bu durum kabul edilemez olsa da bunun altında yatan sebepleri Müslümanların görmesi ve buna göre tedbirler almasının önemini vurguluyorsunuz. Pakistan'ın İngilizce haber sitesi Daily Mail'de "Teröre karşı savaş ama nasıl?" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Amerika'nın radikalizme çözümü sınırlar koyarak değil, sevgi ve bilimle olması gerektiğini anlatıyorsunuz ve teröre karşı ilmi mücadelede bizimle el ele vermesinin önemini vurguluyorsunuz. Amerika'da yayın yapan haber portalı News Rescue'da ribozomal kalite kontrol başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda yeni araştırmaların moleküler biyolojinin kara kutusu olarak adlandırılan ribozomların bilinen görevleri olan proteini üretimi yanında kalite kontrol noktası görevini de üstlendiğini ortaya koyduğunu anlatıyorsunuz. Ve bu hayranlık uyandıran yapıların her birinin Yüce Allah tarafından yaratıldığını anlatıyorsunuz. Gayet güzel. Bunlar ibadet. Allah isterse herkesi iman ettirir. Ama ibadet olarak yapılıyor. Ya bizim gayretimizden dolayı İslam hakim olacak değil. Bizim gayretimizde Allah ibadet olarak istiyor. Hakimiyeti sağlayan Allah. Adım adım da İslam'ın hakimiyetine doğru gidiyor. Yani İslam'ın hakimiyeti ne demek? Barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, kalite, özgürlük, sevginin bütün dünyaya hakim olması, savaşların durması, kanın durması, dünyaya huzur ve sükunun hakim olması. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korucuların da artık sigortalı olacağını açıkladı ve şunları söyledi. Korucuların sigorta primleri İçişleri Bakanlığımız tarafından ödenecek. Korucularımız da diğer sigortalılar gibi istedikleri yerden sağlık hizmetleri alabilecekler. Bu uygulamayla maaş, harcırah ve tazminatlarına ilave olarak her güvenlik korucumuz için 578 liralık bir sigorta ödemesi yapılacaktır, dedi.
3 yıldan bu yana söylüyorum. Korucuların sigortaya erimesi, polislere verilen hak gibi onlara da hak verilsin diye 3 yıldan beri anlatıyorum. Allah'a şükür genellikle bizim ölçümüz 3 yıl. Hükümetten bir şey istediğimizde 3 yıl sonra oluyor, Allah'a hamdolsun. 3 yılı keşke 3 aya indirebilseler. Herhalde 16'sından sonra o da olur. İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. Eserlerinizden faydalanılarak yeni bir belgesel daha hazırlandı. İsmi Göklerdeki Su. Bu belgeselde dünyada en çok bulunan madde olan suyun yeryüzündeki hayatın varlığı için taşıdığı önem anlatılıyor. Dünyadaki tüm hayatın devamlılığı Allah'ın gökyüzünden indirdiği su ile gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz bu belgeseli yarın 6 Nisan tarihinde saat 21.00'da, akşam 9'da A9 TV ekranlarında izleyebilirler. Gayet güzel. Oralar boş değil mi? Kimse yok mu oralarda? Kaç kişi var? 4-5-6-7-8 kişi. Aşağıdaki yakışıklılardan kaç kişi gelsin? 7 kişi mi gelsin? Evet. Evet, dinliyorum. Bulut resimleri göstermek istiyorum. Görebiliriz. Göster canım, biz niye gösteriyorsun demedik. Şahane. Maşallah. Hayret ya, böyle bir şey olmaz. Bu kadar. Dinliyorum. Kardeşlerimizin faaliyetlerinden bilgiler var. Bursa'dan bazı kardeşlerimiz 28 Mart ve 4 Nisan akşamları sohbet için dışarıda buluşup sizin kitaplarınızdan okumuşlar. Aynı akşamlar sizin kitaplarınızdan broşür ve magnet dağıtımı yapmışlar. İstanbul'dan iki kardeşimiz 25 Mart ve 4 Nisan günü AK Parti, MHP ve CHP, Ümraniye ve Fatih ilçe başkanlarına ve başkan yardımcılarına sizin Üst Akıl İngiliz Derin Devletin İç Yüzü kitaplarınızı hediye etmişler. Pazar günü İstanbul Küçükyalı Altıntepe ve çevresinde kardeşlerimiz 200 adet kitabınızı halkımıza hediye etmişler. Adapazarı'nda A9 TV broşürü dağıtmış bir kardeşimiz. Balıkesirli kardeşlerimiz 26 Mart ve 1 Nisan'da toplam 314 adet eserinizi dağıtmışlar. Geçtiğimiz pazar günü Konya'da 50 adet kitabınızın dağıtımını yapmış bayan kardeşlerimiz. Bir Nisan'da Kuzguncuk'ta 120 kitap, 40 dergi ve 2000 broşür dağıtmış kardeşlerimiz. Bursa'dan kardeşlerimiz 8, 13, 16 ve 22 Mart tarihlerinde ev sohbetinde bir araya gelip sizin ve Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarından okumuşlar. Ayrıca 21-26 Mart tarihleri arası düzenlenen Bursa Kitap Fuarı'nda fosil sergisi düzenlemişler. Sizin 1200 kitabınızı ve 500 adet belgesel CD'sini halkımıza hediye etmişler. Sergiye ve kitaplara yoğun ilgi olmuş maşallah. Gebze'deki kardeşlerimiz iki ayrı gün bir araya gelerek Kur'an'dan ayetler ve kitaplarınızdan bölümler okumuşlar. 31 Mart günü Düzce Akçakoca'da 35 adet, 4 Nisan gününde Zonguldak Ereğli'de 100 adet kitabınızı dağıtmışlar. Geçtiğimiz hafta İzmir'de Tenekeli Mahallesi, Kordon ve Bostanlı Vapur İskelesi'nde 40 adet Harun Yahya eseri hediye edilmiş halkımıza. Kayseri'de 26 Mart günü Çorakçılar Mahallesi'nde 75 adet kitabınızın dağıtımını yapıp sonrasında Kur'an okumuş kardeşlerimiz. Bu hafta içinde de Üst Akıl İngiliz Derin Devletin İç Yüzü kitabınızı Kayseri AK Parti ve MHP il başkanlıklarına, CHP ve MHP Melikgazi ilçe başkanlıklarına, yerel TV kanalları ve gazetelerine, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve polisimize hediye etmişler. Bir kardeşimiz dün MHP ve CHP il başkanlıklarına ve Malatya'yı ziyaret eden AK Parti Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'ye sizin Üst Akıl İngiliz Derin Devletin İç Yüzü kitabınızı hediye etmiş.
Bakanımız Sayın Tüfekçi. Anlamadım, bir daha söyle. MHP ve CHP il başkanlıklarını ve Malatya'yı ziyaret eden AK Parti Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi. Hmm. Hangi kitabı ediyorlar? Sizin Üst Akıl İngilizlerin Devleti'nin İç Yüzü kitabınızı. Tamam. Ankaralı kardeşlerimiz 26 Mart 4 Nisan tarihleri arasında Balgat, Yeni Mahalle, Keçiören, Çukurambar, Demet Evler, Emek, 4. Caddesi, Kızılay Yüksel Caddesi ve Bağlıca'da 285 adet Harun Yahya eseri, 20 belgesel CD'si ve 650 A9 broşürü dağıtmışlar. Kediler de olayın evet, içinde. Evet. Onlar da olaya dahiller. Balgat'ta. Evet. Şeker mi katayım, bal mı katayım demiş, Balgat demiş. Onun için abi Balgat olmuş. Evet, dinliyorum. Civcivin üşümemesi için evine alan sevimli bir köpek var. Ama çok şahane bir şey bu ya. O yalıyordu onu. Oh, o da sıcak yer bulmuş. Ne güzel hayvanlar ya, maşallah. Hocam merhaba, ben Atilla Polat. 17 yıldır sizin eserlerinizi takip ediyorum. Sizi çok seviyorum. Referandumda hayır oyu kullanabilir miyim? Saygılarım, ben hiç kimsenin fikrine, düşüncesine baskı yapmam. Ben kendi kanaatimi söyledim. Yoksa ben arkadaşlarıma hayır kullanın veya evet kullanın demem. Evet. Kimseye de öyle bir şey evet. demedim şu ana kadar. Herkesin fikrine saygım var. Herkesin vicdanı var, aklı var. İsteyen evet der, isteyen hayır der. Seçimlerde de öyle. Şu partiye, bu partiye oy verin ben istemem. Evet. Benim kendi kanaatim vardır, o bende. Onun dışında karışmam. Arkadaşlar, MHP'ye de oy veren var, CHP'ye de oy veren var, AK Parti'ye de oy veren var, Büyük Birliğe oy veren var. Çok. Yani en iyisi insanların fikrine saygı duymaktır. Evet diyenler de kardeşimizdir, hayır diyenler de kardeşimizdir. Türkiye demokratik ülke, her zaman referandum olur. Referandum bizim dostumuz, kardeşimizi daha da pekiştirir. Ha, hayır diyenler içinde ahlaksızlar, alçaklar, karaktersizler yok mu? Var. Yani o bizim hayır kitlesini hayırsız görmemize neden olmaz. Hayır kitlesi hayırlı bir insan kitlesidir. Tertemiz insanlar. İçlerine ahlaksızlar sızdıysa, girdiyse, varsa, sızmadıysa da direkt geldiyse o hayır diyen insanları o kirletmez. Onlar tertemiz. Evet için de aynı şey geçerli. Hayır için de aynı şey geçerli. Evet, dinliyorum. Saadet Partisi eski genel başkanı Mustafa Kamalak hocamız anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak kurulduğu iddiasında bulundu. Bu tuzak iddiası Metin Feyzioğlu, Soner Yalçın, Doğu Perinçek gibi isimler tarafından da sık sık dile getiriliyor. Hatta Metin Feyzioğlu geçtiğimiz günlerde bu anayasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı, daha genç, iktidarda daha uzun kalacak bir insan için özel olarak hazırlanmış. Bu çok belli. İçinde tuzak kısımlar var. Küresel güçler Erdoğan'ı istemiyor. Cumhurbaşkanımız çağırsın bunları kendisine vatan millet hayrını açıklayayım iddiasında bulundu. Soner Yalçın da benzer şeyler yazdı ve bu anayasayla Batı Erdoğan'ı Mursi gibi tuzağa düşürüyor, diktatör ilan edip devirme peşinde dedi. Hayır, bu yönleri ayrı da ben ilk defa bunu açıkladıktan sonra çeşitli arkadaşlar, çeşitli kişiler de bu konuda fikir beyan ettiler. Arşivlere bakılabilir. Bunu ilk açıklayan benim. Evet. Yani biraz kuşkulu buldum dedim. Yani Tayyip Hocam'a bir oyun mu hazırlıyor acaba? Yani referandumda falan karmaşa meydana getirmek, başka nedenlerle işte muhalif bir ekip oluşturmak, karşıtlarını tek noktada birleştirmek falan gibi amaçları olabilir mi dedim. Yani toplum mühendisliği yapılıyor olabilir mi dedim. Çeşitli ihtimalleri saydım. Referandumdan çok çok öyle. İlk daha yani referandum lafı ilk ortaya atıldığında o anlarda söylemiştim. Sonra çeşitli kişiler bu şekilde yorumlar yaptılar.
Yani video arşivi elimizde. Ama her şeyde bir hayır vardır. Hayırsız hiçbir şey olmaz. Nihayetinde her şeyi Allah yaptığına göre kafayı takacak da hiçbir şey yok. Türkiye'ye kimse bir şey yapamaz. İnşallah. Mehdiyet'in olduğu bir ülkede hiçbir şey tersine gitmez. İnşallah. Her şey hayırla sonuçlanır. İnşallah. Bozuk olan bir şey olmaz. Boş yere heyecanlanıyorlar. Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Ha çalkantılar, büyük olaylar olur. Olacak da Allah'a alem. Kimse de korkmaz. Sonucu hayırla bitecek. İnşallah. Güzellikle bitecek. İnşallah. Netice hoşluğa, iyiliğe, güzelliğe doğru gidecek. Evet. Güzel kuş resimlerimiz var. Göreyim. Yerim ben onun tatlılığını. Bu nedir lan böyle bu hal? Hayret ya. Yani. Bu kadar. Dani. Arkadaşından bir kardeşimize yardım edeceksiniz. Rica edeyim. Bugüne kadar İHA'nın yardım paraları bilançosunun kamuoyuna açıklandığına dair bir belge göstereyim. İHA'ya 100 TL yardım edeceğim. 100 TL o vatandaş için tabii hakikaten yüksektir. İHA dürüst insanlar ya, niye şüpheleniyorsun sen onlardan? Çok fakir oranın yöneticileri. Ben tanıyorum Bülent Yıldırım. Bir çocuk var. Minyon. Ne o ismi biliyor musun? Akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Hiçbir şeyler yok bu çocukların. 5 kuruşları yok, tanıyorum yani. Bayağı fakir, üst baş böyle. Yıllarca aynı elbiseyi giyerler. Oradan oraya, oradan oraya koşuyorlar. Böyle bir şey olmaz onlarda. Yani güvenebilirsiniz. Evet, dinliyorum. Katatumbo yıldırımlarının resimlerini göstermek istiyoruz. Yıldırım şelalesi, Katatumbo yıldırımları. Ne? Katatumbo yıldırımları. Ne? Ne? Yıldırım şelalesi. Adı ne adı? Katatumbo. 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 Evet. Katatumbo. Vay be. Ya müzik parçası ismi gibi değil mi? Evet, şimdi Katatumbo. Evet, dinliyorum. Katatumbo yıldırımları yalnızca Venezuela'nın Katatumbo nehrinde görülür. Ya Allah sen. Sürekli aynı kelime içiyor. Fırtına bulutlarının girdap oluşturması sonucu oluşuyorlar. Şahane. Evet, çok güzel. Bayağı güzel. Bu kadar. Yani sen birilerinin gitmesini istiyorsun. Bu durumda... Evet. Ama kaç kişisiniz? 3 kişi. Ya bunlara biz... Baksana Ali oradan gariban gariban bakıyor. Ya bir şey yok, gittiğiniz gibi gelirsiniz aslan gibi, ne olacak? Sizi İzmir marşıyla alıyoruz. Brent, ama ne yapıyorsun sen? Görüşemiyoruz. Yoko Bey nasılsınız? Maşallah, maşallah. Buyurun. Osman Atalay, İsmail Osman Atalay, İHA'da. Ya bu çocuklar yani o kadar tehlikeli yerlere gidiyorlar ki. O kadar zor, ya bombardıman yapılıyor ya, ya bomba patlıyordu, o da orada ekmek dağıtıyor onlarda. Yazık, günah bu insanlar. Hem bu kadar hizmet edecekler. Teşekkür ederim, Allah razı olsun diyeceğine, Allah gani gani razı olsun. Helal olsun size diyeceğinize, paraları nereye götürüyor? Ya adamlar sürünüyor açıkça yani. Sen neden bahsediyorsun? Gece konduda falan oturuyorlar. Ne üstte var, ne başta var. Akşama kadar bu işler ilgileniyor. Oturmuşsun sen, paralar nereye gidiyor? Diyor. Şimdi ayıp. Yani hakikaten şüphelenmiş olabilirsin ama yani bana güven, öyle bir şey yok. Öyle diyeyim bari. Yani
Hep fakir insanlar, hep gariban insanlar. Nereden çıkarttınız böyle şeyleri? Halit ne yapmış böyle ya? Bayağı şık giyinmiş. Balığa falan mı gidiyor acaba? Göstersene. Görebiliriz. Allah Allah. Yakışmış kıyafeti, iyi olmuş. Herhalde daha önceki yıllarda böyle bir şey yapılandı. Evet. Bir etiket yapalım. Sevgide kararlıyız. Evet, etiket. Bayağı güzel insan bu, maşallah. Ya çok kaliteli benim bir tanem. Evet. Çok olgun, aklı başında, bayağı kişilikli. O da Venezuelalı. Bazı kişilerin ismi yok, cep telefon numarası var. Var mı böyle bir usul? Var. Evet. Var. Ha. Herkes arar onları öyle. Ne soruyor? Bir şey soruyor. Evet. Herhalde soruyor. Yanlış numara kardeşim. Ha, kimlik şeyi açısından yani kimliğimiz belli gibisinden değil mi? Şener Peçenek, Furkan Bora, bitkide de akıl var mı ki insan aklından üstün olsun diyor. Yani milyarlarca misli insan aklından üstündür bitkideki o. Yani nefes kesicidir. Ya tek bir hücresindeki akıl bile insan aklının binlerce, yüz milyonlarca misli daha fazladır. Lübnan'da onları göstermiştiniz. Soğuduğumuz oksijen çok büyük bir kısmını onlar yapıyorlar. Tabii. İnsan asla yapamayacakmış. Anlan Bey, memleketinde dünyanın da hali hiç de iyiye gitmiyor bence. Sizin bu kadar iyimser olmaz normal mi? Nagihan Alınç, işte iyiye, eğer iyi olsaydı zaten iyiye gidecek demezdim. Kötüye gittiği için iyiye gidecek diyorum. Çünkü gelen haber öyle, gelen haberler öyle. İHA'ya güvensinler, bak bir daha söylüyorum. Mesela Yemen, Yemen'deki rezaleti biliyorsunuz, Müslümanları eziyorlar. Bayağı yiyecek yardımı yaptılar. Kimse ilgilenmiyor Yemen'den. Dünyanın hiçbir ülkesi ilgilenmiyor. Ciddi kıtlık var, İHA'ya ilgileniyor. Yani bu kadar hizmete teşekkür, Allah razı olsun diyoruz. Başka bir şey denmez. İsimsiz olanları okumayacağım dediğim için cep telefon numaralarını yazıyorlarmış WhatsApp'a. Ha, olur, o zaman anlaştık. Canım isim derken yani bir Rum lakap da olur yani değil mi? Adam işte Gerzo Dursun diyor mesela falan kendine. Şaka yollu. Lakabı. Evet. Odun Kamil diyor falan. Yani yahut başka dedi yakışıklı Numan diyebilir. Dehşet Cevriye diyebilir. Yani ne diyorsa desin. İHA'nın gönüllüleri yardım yaparken birçoğu şehit oldular. Bombardımanda orada şehit oldular. Mesela otobüsün para yığmalarından bahsediyorsun. Adam can azizdir ya, canını veriyor, canını Allah için. Değil mi? Evet, dinliyorum. Taha Akyol, bir tarihçinin kitabından yola çıkarak yazısında Hazreti Osman'ın kişisel hataları nedeniyle toplumda ihtilaf çıktığını iddia etti. Hazreti Osman'ın hilafetinin son 6 yılında makamları ehline vermek yerine yakın akrabalarına vermeye başladığını, bu durumun toplumda gerilim ve ihtilaf yarattığını öne sürdü. Hazreti Ali'nin uyarılarına rağmen bu durumun düzelmediğini ve sonunda Hazreti Osman'ın şehit edildiğini söyledi. Bu olaydan yola çıkarak halifenin
Yani bir kişinin elinde toplanan büyük iktisadi ve askeri gücün nasıl sorunlar yarattığını görmek gerekir dedi. Diyerek üstü kapalı şekilde günümüze gönderme yaptı. Osman akrabası güvenilirse, aklı başındaysa, liyakatlıysa tabii ki göreve gelir. Yani bu bir ayrıcalık değil ki. Hazreti Osman zaten o zamanın katrilyoneriydi. Yani multimilyarderiydi. Yani on binler hesabıyla hayvan vardı elinde. Develer, koyunlar. Yüzlerce, binlerce hektar arazisi vardı. Hepsini Allah yolunda harcadı. Onun yakınlara çıkar sağlama gibi bir derdi yoktu. Yakınları da mallarını, mülklerini Allah için verdiler. Nereden çıkıyor bu yorumlar? Nereden? Gelenekçi, ortodoks bazı arkadaşlar. Niye işlerine gelmiyor? Çünkü Hazreti Osman geleneğe karşıydı. Hurafeye karşıydı. Kur'an Müslümanıydı. Ağırlarına gitti. Yani o devrin zenginleri, kapitalistleri, malın mülkünü vermek istemeyen tipler tam aksi iddiayla onu kendilerince küçük düşürmeye kalktılar. Halbuki o şehadet mertebesine de ulaştı. Cennet mertebesine de ulaştı inşallah. Evet, dinliyorum. Havuzdan topunu almaya çalışan bir köpeğin videosu var. Batacağım lan, batacağım. Ama çok güzel hayvan ya, bayağı kibar maşallah. Evet, dinliyorum. Dolmuş çiçek resimleri var. Görebiliriz. Dolmuş çiçekler, bitkilerin köklerinde bulunan özlerin donması, bitkinin gövdesinden dışarı çıkması ve sonra da genişlemesiyle ortaya çıkıyor. Daha sonra sular çatlakların içinden çekiliyor ve havayla temas ederek donuyor. Bayağı güzel olmuş görünüş. İnşallah. Bu kadardı. Bayağı güzel. Kapatmak mı istiyorsun? Açmak mı istiyorsun? Evet. Kapatsam olur mu? Olur. Tamam. Annesini bulmaya çalışıyorum. Gün diye
sana kurban olur mu diye bir bölüm var, o kelime var, onu çıkarsınlar. Allah'a kurban olur, insana kurban olunmaz, o şirk olur. Onu çıkarırsanız parça güzel. Evet. Bu hayim kimdir ya bu? Yani kimliği hakkında bilgi verin. Mesela Gülce, çok seviyorum, çok sevgili. Hocam Mehdi Aleyhisselam tüm talebelerini bilir mi? Yani 313 talebesinin 313'ünde kimler olduğunu bilir mi? Allah katında o 313 kişi. Bu zer aleminde söz veren gençler var, 313 kişi onlar. Muhteşemsiniz ya, Allah razı olsun. Sizler muhteşemsiniz. Ben de bekliyorum Çey'e ne zaman gerekeni yapacaksınız diyor. Adam dünya üstü kahraman. Sizin eleştirilinizde ezilmez. Hadis ayan. Adam yok ki ezelim zaten. Adam vefat etmiş, ölmüş, gitmiş, toprak olmuş. Fikirlerini eziyoruz. Nasıl eziyoruz? Darwinizmin geçersizliğini anlatarak, materyalizmin geçersizliğini anlatarak. Onun dışında anlattıklarımız da doğru. Yani adli kaynaklardan, resmi belgelerden elde ettiğimiz bilgiler, abartılı olan bir şey yok. Bir tek o isminin nereden geldiğine dair bilgi var. O hakikaten bilim adamlarının, dil bilimcilerinin bir çalışması. O konuda ben eminim, onu da bana yükleme yani o konuyu. Bana haydi ben bilim adamlarının bana aktardığını söylüyorum, dil bilimcilerin. Anlatmıştık daha önce de. Ülke istila ediliyor, düşmanlar geliyor falan. Annesi diyor, bak diyor, gavurlar geldi diyor. Burayı istila ettiler diyor. Çe çok içerliyor ama annesi de bana çe oğluma çe demiş. Böyle o da annem böyle hepatisini kaldırıyormuş küçükken. Vay ya kedileri falan yapıyorlar görüyorsunuz. Küçük çocuklara falan yapıyorlar. Çe oğluma çe ha. Ona da öyle diyorlarmış. O da onu iyi bir şey zannettiği için o da çıkmış o balkona Che Guevara, Che Guevara demiş. Yani onları gavur olarak bulduğu için Che Guevara oradan kalmış. Benim kendi yani görüşüm değil bu. Bilim adamlarından aktarıyorum ben. Ha ama katilliği doğru. Katilliği doğru. Kendi yazmış zaten adam öldürmekten zevk aldığını, beyinlerini parçalamaktan zevk aldığını. Bütün etrafını sarman artık o kadar rahatladın ki. Yani eskiden oho. Şimdi bak çarpılacaksın, dünyanı şaşıracaksın yani. Ya bu şöhret derdi bu yani. Aklı fikri ünlü olmak yani. Herkes tanısın, bilsin. Bak şu şamatan ne dedi o? Sırf ünlü olmak için yapıyor yani. Bağırması hiçbir nedeni yok şu an. Hayır ne anlatıyorsun? Ay, konu nedir onu söylemiyorsun ki. Yemek istiyor. Ne suyu yemek, öyle bir şey. Ya şimdi
sırası mı yani? Dışarı çık, arkadaşlar sana yiyecek verecekler. Sarman. Sarman Bey. Oldu mu kendini ya? Evet. Zannetmiyorum, bu olay çıkartmadan durmaz Allah'a. Duvara bakıyor şu an. Demin de ağaca bakıyordu, deliliği tutmuş. Misafirlerle konuşuyor bahçede. Büyük bir dikkatle ağaca bakıyor. Sırf manyaklık olsun yani, hiçbir şey değil ya. Lan her gün önündesin ağacın, neyine bakıyorsun ya? Sonra anne bir şey varmış gibi bahçenin içine atladı. Bak, bak, bak. Bak. Her seferinde misafirle varken rezalet çıkıyor. Ve gururlu da yani, ben ilgilenmezsem pek şey yapmıyor yani, yanaşmıyor o zaman. Ama yukarıya yer çıkmanın suç olduğundan çok emin. Ya, Sarman ne yapıyorsun dedim, zırt durdu böyle. Ona birisi öyle doğru yürümeye başladı, kudurmuş gibi kaçıyor. Halbuki aşağıda bir derdi yok. Herkes ne yapıyorsun falan, hiçbir şey dedi yok. Orayı suç olarak görüyorum. Kaçmıyor biz bir şeyimizden. Ağır ağır. Evet. Aslında eğer ilgilenmezsek daha da büyük eylem yapar benim evet, kanaatim. Evet. Evet. Herhalde şu an kendileri yukarı mı çıkmayı istiyor? Yakup sen ona bir yemek versene. Yukarı mı çıktı? Evet. Çık çık yukarı. Kimse var mı yukarıda? Yok, kimse yok. Bak bak bak. Ya ben dedim ya, rezalet çıkaracak dedim. Bak geri geldi. Deli gibi kaçıyor. Bak Sarman, yapma etme oğlum, misafirler var yani. He? Yatıyor mu? Yatıyor. Koltuğun altında. Evet. Öyle mi? Örtü yapıyor. Ya ben tamam, bak seni seviyorum, bir şey yok, sorun yok. Sarma görmek istiyorum. Sarma. Bayağı seviyorum ben seni. Ama ya bir ara biliyorsun pasaklıydım, haklıydım yani. Şu anda şanslıyım. Evet neyse, orada otur ama uslu otur, tamam mı? Ne yapıyor? Görmüyor değil mi? Burada sol yanında oturuyor. Şimdi indi, oraya doğru gidiyor mu? Ha, oraya oturdu şimdi. Yavrum ne istiyorsun, etme. Yakup götürse mi acaba bunu? Yakup alsana şu köfteyi. Ona biraz yemek versen. Nasıl deli gibi kaçıyor oradan? Hayır, burada da kurtulacağından emin yani. Hadi güle güle, bak kamera. Kameraya yapıştı bu sefer. Yani bu kedi değil, ben size söyleyeyim. Net yani. Anan hocam maşallah, sizin Ankara havası oynamanızın hayranıyım. 10 numara diyor. Hakikaten iyi Ankara'da. Bilecik'te Harun.
Evet, dinliyorum. Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz resmini görebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de AK Partili vekillere kızıp bana yeni parti kurdurtmayın diye bağırdığını iddia etti. Bu durumu şöyle yorumladı. Bu bağırışın nedeni 15 Temmuz'a rağmen partide ve kabinede bazılarının mücadelede ayak sürmesiymiş. Referandum sonrası iktidar partisinde bir değişimden, sıkı bir tasfiyeden, hatta partiyi yeniden kapatıp açmaktan bile bahsediliyor. Siz bakmayın başbakanın FETÖ'nün siyasi ayağı yok, gereken temizlik yapıldı açıklamalarına. İktidar içindeki ve MHP'deki FETÖ sempatizanlarına tırpan atılması gündemde dedi. Ya Türkiye'ye bir şey olmaz. Bütün tehlike İngilizlerin devletinde. FETÖ İngilizlerin devletinin bir uzantısı. DAEŞ, efendim diğer terör örgütleri, PKK, şu bu falan, YPG, PYD hepsi İngilizlerin devletine bağlılar. Onun taburları onlar. İngilizlerin devleti deccaliyettir. Gelenekçi hocalarda deccal yok diye Müslümanları uykuya, sakinliğe, yani atalete itiyorlar. Yani atıl olmalarını sağlamaya çalışıyor. Kendileri uyuyor, Müslümanları da uyutmak istiyorlar. Bunlara uymamak lazım. Canlı, aktif, çok dikkatli olmak gerekiyor. Yazarı Ahmet Yavuz çok aklı başında bir delikanlıdır. Çok derin düşünen, samimi bir gençtir. Resmini bir daha görebiliyor muyum Ahmet Yavuz'un? Görebiliriz. Sağlam delikanlıdır. Yani İslam'a, Kur'an'a bağlılığı mükemmeldir. Yazıları da samimidir. Karar Gazetesi sürekli üst akıl yoktu. Yani İngilizlerin devleti yok demek istiyor. Karar Gazetesi'ne bu kitaptan 3-5 tane gönderin de neyin ne olduğunu bir görsünler. Onlar da çay kahve içip hiçbir şeyden habersiz yaşıyorlar. Arasında lahmacun getirtiyorlar, kokoreç falan. Maaştan alıp oturuyorlar aşağı. Tehlikeyi göremiyorlar. Tehlikeyi görmeleri için bu kitabı okumaları lazım. Ha, okuduğu halde de anlamıyorsa o da olabilir tabii. Yahut işine gelmiyor olabilir. O ayrı mesele. Ama hepsi delilli. Evet. Evet. Suriye'de kimyasal silahla çocuklar şehit edildi, insanlar şehit edildi. Adamlar diyor ki ya diyor böyle öldürme mi olur? Yani uluslararası kanunla, hukukla bu tarz bir öldürme yasak diyor. Kimyasal silahla niye öldürüyorsunuz diyor. Genel maksat bombaları var diyor. Varil bombaları var. Otomatik silahlar var. Fosfor bombaları var. Yakarak öldürün. Parçalara at bombayı diyor, paramparça olsun. Yani yeri göğü birbirine katıyor diyor. Attın mı bombayı, binayı olduğu gibi çökertiyor diyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kimyasal silahla öldürüyorsunuz. Bu çok ayıp ve çok yanlış diyor.
size tavsiyemiz meşru şekilde adam öldüreceksiniz. Yani bombayla diyor. Parçalayarak havadan varil bombasını atıp parçalayarak ölürsen bu savaş suçu olmuyor. Ama kimyasal silah olursa yani gazla öldürürse suç oluyor. Hepsi korkunç, hepsi dehşet verici, hepsi gayri ahlaki. Masum insanları her ne şekilde olursa olsun öldürmek zulümdür. Ki öldüremiyorlar, şehit etmiş oluyorlar. Che Guevara diyor ki ben silahlı mücadeleye kesin inanıyorum ve inançlarımda kararlıyım, katıyım diyor. İnsanı etkin, şiddetli, seçici ve soğuk bir ölüm makinesine dönüştürmeye gerek vardır diyor. Bunu zorlamamız gerekir diyor. Yani sistemle bunu bize zorlar diyor. Bak diyor, onların evine, eğlence yerlerine topyekün savaş uygulamamız lazım. Düşmana kışlaların dışında ve hatta içinde bile rahat edebileceği bir an, barışçıl bir an bile bırakılmamalı. Nerede bulunuyorsa ona saldırılmalı. Geçeceği her yer ona köşeye sıkıştırmış bir hayvan duygusu vermelidir. O zaman onun morali bozulmaya başlayacaktır diyor. PKK'nın görüşlerinin aynı bu görüşler. Komünistlerin yani 100 yıldan beri uyguladığı yöntem. Sen bunu baş tacı etmeye kalkarsan, yoldaşım dersen, sen de onun yolunda, aynı kafada olmuş olursun. Ha Öcalan, ha Çe, ha sen. Aynı mantıkta olursun. Evet, dinliyorum. Sahibini uyandıran bir kedi var. Ya kurtuluş yok Allah'a. Odu sonunda uyuyor. Kolyesi valla çok güzelmiş. Evet, dinliyorum. Hollanda'da homoseksüel erkeklerin sokakta el ele yürürken saldırıya uğraması sonrası dayanışma amacıyla ülkede erkekler el ele kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek vermek için Liberal Demokrat Parti lideri Alexander Pechtold ve parti üyesi Wouter Koolmees, Hollanda'nın La Haye kentindeki yeni hükümeti kurma görüşmelerine el ele girdi. Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği'nin erkek çalışanları da bu durumu protesto etmek için el ele bir fotoğraf çektirip Twitter'dan paylaşmışlar. Fotoğrafları gösterebiliriz. Bunlar protesto mu ediyor? Evet. Kardeşim aynı yöntemle protesto olur mu ya? Adamın yaptığını kınıyorsun, aynısını yapıyorsun. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.